bütün malını ona miras bırakmak istiyor. Uygun müdür, değil midir diye soruyor kardeşimiz. Cahiliye döneminde insanlar evlat edinirlerdi. Kimi evlat edinirse, küçük olsun, büyük olsun, onu öz evladı gibi kabul eder. Dolayısıyla o ona mirasçı olurdu. Öz evladı gibi saydığından dolayı her türlü evlat hangi hakka sahipse o da o hakka sahip olmuş olurdu. Allah ayetiyle bunu ortadan kaldırdı. Ahzab suresinin 4. ayetinden itibaren kardeşlerimiz okursa Allah'ın bunu kaldırdığını anlarlar. Onlar öz çocuklarınız değildir dedi. Onun için o manada evlatlık almak yoktur. Şimdiki zamanda koruyucu aile diyorlar. Bu evlat edinmektir tabi. Ama sağlığında her türlü vasiyeti yapabilir, ona mal bırakabilir. Bununla beraber öz evladı sayılmaz. Çocuklar, kız olsun, erkek olsun, buluğa erince ev halkı için namahrem değildir. Onun için o şey kazanmaz. Yani öz evlatları olmaz. Buna beraber Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Kim bir yetimi, öksüzü alıp büyütürse, bakımını üstlenirse, o cennette iki parmağını birleştirip böyle bana komşu olur dedi. Yani bunun karşılığı ne kadar büyüktür, bunu anlamamız için söylüyor. Aynı şekilde yetimlerin sahibi Allah'tır buyurdu. Ona göre muamele etmek gerekir. Çünkü biri vefat ederse evladı olmasa bile başka mirasçıları vardır. Onun için her şeyi ona bırakamaz. Evladı olmasa bile hanımı mirasçıdır. Bununla beraber anası, babası, kardeşleri, amcaları, dayıları varistir. Bunu unutmamak lazım. Hatta dedesi, nenesi varsa varis olurlar. Taksimatı Allah yapmıştır. Mirası Allah taksim etmiştir. Onun için ona istediği kadar mal hayattayken vasiyet edebilir, verebilir ama kendisine varis kılamaz. Allah bunu ortadan kaldırmıştır. Yani öz evladı olmaz. Bununla beraber buruğa erince ev halkının bir yabancıya muamelesi gibi muamele etmesi gerekir. Ama bir de şöyle bakmak gerekir. Allah birine mal vermişse onu onunla imtihanlara tabi tutuyor. Onunla ebedi hayatını kazansın diye vermiştir. Allah'ın isimlerini, kerimliğini üzerinde göstersin, rızaklığını göstersin, vehablığını göstersin, ekremliğini göstersin diye vermiştir, ikram etmiştir. Onu miras bıraksın diye değil. Elbette ki her hak sahibine hakkını da vermek gerekir ama asıl onunla ebedi hayatını kazanmaya çalışması lazım. Yoksa çalıştık, kazandık veya Allah ikram etti bir şekilde onu alıp bir başkasına bırakıp gitmek ne kadar Allah'ın emrine, hükmüne, rızasına uygundur. Sonra pişman olur. Keşke şunu şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım der. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede.
herkes peşinden neyi gönderdiğine, neyi infak ettiğine baksın dedi. Her neyi Allah yolunda infak ederseniz, geldiğinizde onu katımızda hazır bulursunuz. Hem de sizin için katlanmış olarak kulun ebedi hayatının hesabını yapması gerekir. Eğer müminse, eğer ahireti dünyaya tercih etmişse bu öyledir. Bununla beraber kaybedenler derler ki keşke bu hayatımız için de bir şeyler yapıp gönderseydik. Keşke iman etseydik, sadaka verseydik, infak etseydik derler. Onun için Kur'an'a göre düşünmek lazım, ahirete göre düşünmek lazım. Ahiretin hesabını yapıp Allah'ın bize emanet ettiklerini öyle yerli yerinde kullanmamız gerekir. Bununla beraber bir kişiyi evlat edineceğine 10 kişiye birden baksın. Bakabiliyorsa bu böyledir. Ya da 3 kişiye, 5 kişiye baksın. Bir kişiyi alayım, evlat edineyim, bütün malımı ona bırakayım. Bu nasıl uygun olmuş olsun? Nasıl Allah'a göre hesap olur? Nasıl kendi hesabımızı yapmış oluruz daha doğrusu? Onun için, evet alabilir, bakabilir. Koruyucu aile olabilir. Yani evlat edinmiş olabilir ama o hakları da Allah belirlemiştir. Bunu ona göre yapmaya çalışmak lazım. Kardeşimize selam olsun.